Merhabalar sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz zil sesini de aktif hale getirirseniz bir sonraki videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz beğeni ve yorumlarınızı desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar sizlerin beğeni ve yorumları bizler için çok kıymetli yapacak olduğunuz beğeni ve yorumlarınız için şimdiden çok teşekkür ediyorum bugün sizlere çok güzel saksı mavisine güzel bir pullu model yapacağım inşallah modelimiz tek seferde tamamlanıyor ee, sadece kalpli pul elinizde olması yeterli boncuk vesaire kullanmadan böyle çıtır pıtır böyle güzel bir model anlatacağım inşallah arkadaşlar böyle kibar oya seven birçok kesim var Ben de hiç onlardan birisiyim çok böyle büyük oyalar çok tercih etmiyorum kibar oyaları gerçekten seviyorum ve o yönde sizlere hani sipariş hem ben burada çekmiş olduğum modellerden sipariş geldiği için kendim de kibar oyaları sevdiğim için o yönde sizlere model anlatımını yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Şimdi hemen pullarımı göstereyim sizlere. Pulların bu şekilde gold renginde kullanacağım. Ben bunların tabii ki gümüş rengi olanı var. Rengarenk olanları da var zannedersem. O kadar çok pul çeşidi çıkıyor ki her gün takip etmekte zorlanıyoruz. Ya i̇nanın ki çok fazla pul çeşidi çıkıyor. Bu şekilde kalpli pullar hanımlar. Bunların bir de içinde minikleri var. Biz büyük halkı olanını kullanacağız. Yazmam saksı mavisi, ipim de Leylak marka koyu saksı. Numarası yok ipimin. Leylak marka koyu saksı ip dediğinizde eee marka saksı mavisine birebir uyumlu bir ip almış olursunuz arkadaşlar. Şöyle şimdi ipimi eee boncuklarımı kenara koyayım. Yazmamın tığlamasını ben bu şekilde yaptım, bitirdim. Yazmamın tığlamasını iki zincirle tığladım. Yani böyle benim elim çok sıkı değil hanımlar. Bakın çok aralıklı bat da hani birbirine girmiş bir tığ battı göremiyorsunuz gördüğünüz gibi çok elim sıkı değil benim elimi sıkılığındaki ayar tam güzel oldu hemen modelimi başlangıç yapmıştım oradan sizlere göstereyim modelim bu şekilde arkadaşlar bakın çok çıtı pıtı mini minnacık böyle kibar mı kibarcık bir model hiç ütülemeden bile gayet şık duran bir model şu an mesela bunu ben hiç ütü sürmedim. Böyle ütüsüz haliyle görüyorsunuz. Kalıp gibi duruyor. Her renk yazmaya uygulayabileceğiniz güzel bir model olduğunu düşünüyorum. Umarım sizler de beğenirsiniz. E pulları ipe dizmek gerçekten bir hayli zor hanımlar. Normal diğer pullu oyalar için de söyleyeyim. Hem bu oyada pul dizmeye uğraşmıyorsunuz. E, bir taraftan örerek e, devam ettiriyoruz. Bu modelimizin başlangıç noktası zor olmadığı için örmüş olduğum yerden devam ettireceğim. Bakın başlangıç noktası hemen böyle bir tane ilmek oluşturuyoruz. Ondan sonra pulumuzu alıp bu şekilde doldurarak ilerletiyoruz. Bunun sıklığını siz ayarlayabilirsiniz. Benim gözümde bu sıklık ideal olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde yaptım. Şimdi hemen modelimin anlatımına geçmek istiyorum arkadaşlar. Bakın böyle bir ilmeği oluşturdum. Oluşturduktan sonra bir tane zincir çekiyorum ilmek sık olsun diye isterseniz çekmeyi de bilirsiniz sonra bakın böyle kalpli pulumu aldım bu şekilde kapattım bir iki zincir çekiyorum tekrar burayı bakın pulun içinden doldurarak gidiyorum ama kesinlikle iki zincirle e, yapıyorum 2 3 zincir çektiğinizde hiç güzel bir görüntü olmuyor 2 zincirle yaptığınızda gerçekten çıtır bir görüntü oluyor 2 zincir çektim. Bu şekilde dolduruyorum. 2 zincir çektim. Şimdi e, bazı arkadaşlarımız e, çok dolgun sever. Bazıları normal ebatta sever. Kaç pimpirik? Ben mesela herhalde elimin ayarını tutturur. Her defasında pimpirikleri saymam. Bakalım kaç tane yapmışım? 2 4 6 8 9 tane pimpirik yapmışım. 9 tane pimpirik yapacağız şimdi. 2 zincir çekiyoruz pimpiriklerimizi yaparken. 2 zincir çektim. Özellikle yeni oya örmeye başlayan arkadaşlar için çok ideal bir model olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle bakalım hemen sayalım. 2 4 6 8 tane olmuş. Ve böylelikle 9 tane pimpiriğimiz tamam olmuş oldu. 10 tane yaparsam sanki pul çok kapatacak kendini e, siz 10 tane de yapabilirsiniz 2 tane milüste alıyorum 1 2 zürafa atlıyorum 3. zürafadan giriş yapıyorum önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 ilmeğimi çok fazla uzatmadım hanımlar çok fazla uzun tutmadım bir zincir çektim ve tekrar pulumdan bu şekilde alıyorum bir giriş yaptım bunu isterseniz bu şekilde pimpirik değil boş pimpiri siz de ilmeksiz dolgu yapabilirsiniz tabii ki. 2 zincir çekiyorum. Bunu bu şekilde pimpirik yapıyoruz. 2 zincir çektim. Pul halkasının içine dolduruyorum. Bu tarz oyalar çok şık duruyor. Özellikle düz yazmalara çok yakıştırıyorum ben. 2 zincir çektim. Bu şekilde dolduruyorum. 2 4 6 7 tane olmuş 8 oldu 9 oldu bakın hanımlar bu şekilde 9 tane yeterli geldi şimdi hemen isterseniz buraya zincir de çekebilirsiniz böyle bir tane şuradaki ilmek sık olsun istiyorsanız eliniz sıkı ise o zinciri çekmenize gerek bile yok İki tane milüstü aldım. Bir iki zürafa atlıyorum. Üçüncü zürafadan giriş yapıyorum. Önce bir kapattım. Sonra iki. Sonra iki. Sonra iki. İlmeği çok fazla uzatmadım. Normal bir şekilde uzattım. Bir zincir çekiyorum. Bir tane daha yapalım beraber. Yeterli gelir zaten. Modelimiz kolay bir model. Bakın şöyle halkamı aldım hemen. Kapatıyorum. İki zincir çektim. Dolgu yaptım. İki zincir çektiğinizde böyle yapacağınız pimpirimler sanki iğne oyası havası veriyor biraz. O yüzden çok şık duruyor. İki zincir çektim. Bu şekilde oluşturuyorum. 2 4 6 tane oldu. 7 8 9 9 tane bakın bu şekilde dolgumuzu yaptık. Şimdi bir zincir çekelim iki tane mil üst aldım iki zürafa atlıyorum üçüncü zürafadan giriş yapıyorum önce bir sonra iki sonra iki sonra iki ilmeğimi tamamladım ve bir zincir çektim bıraktım arkadaşlar gördüğünüz gibi kalıp gibi duruyor şimdi mesela bu örmüş olduğum yeri ben zaten ütülemediğim baştan söylemiştim ütülediğinizde de kalıp gibi bir model ortaya çıkıyor ütülenmemiş halide kalıp gibi duruyor hanımlar bunu ben bu şekilde yaptım. Hem sayfamda sipariş verecek olan müşterilerime model olsun istedim. Böyle görsellerde sayfamda bulunsun. Çünkü çok kibar oya isteyen takipçilerim çok fazla olduğu için bunları da çeşitlendirmek istiyorum hanımlar. Daha fazla sık yapabilirsiniz. ilmeklerin kısa düşmesini istiyorsanız tek milüstü yaparak modeli kurabilirsiniz. Tamamen sizin istek ve arzularınıza bağlı. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir başka videomda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun.